Akrem abi, Türk Dünyası Sahne 25 yılında Ozan Arif'le olan programında. Evet. Ondan sonra abimiz Yusuf Ziya Pazar'ın Yolbaşı kitabında tanıdım. Evet. Buradan sen okuyan, yaxud sahne programda gören gençlere, ihtiyarlara, uşaqlarına sıhhat olmalı. Vallahi her şeyden önce sizlerden bu soruya karşı çok teşekkür ederim ki siz misafir değilsiniz burada ama sizler ev sahibinizsiniz. Yani bu görüşmeni bir tarih boyunca bir tarihe yazacağım. Altın yazılarla. Allah razı olsun. Onunca bundan da evvel bende görmesin. Bundan da önce dedim ki ben dünya topunda Kral Arzu'ya dedikleri edebildim yani. Gelmiş olsa da az buçuk bu sesim olmasaydı ben bu içimdeki iç duygumu, iç Türkçülüğümü, daha doğrusu iç torançılığımı edebilmezdim yani dünya diğer milletlere. Özellikle öz milletime ki bir gencin biriyim. Ben hala da lisede olurken 18 yaşında, 19 yaşında lisede olarken milliyetçiliğin kapısını lisede açtım. Bir piyas 2 rol almıştım. Bir ses sanatçısı, bir de polis rolü. Orada ilk defa olarak Düz Lisesi'nde bunu söyledim. O da şeyin perdenin ardından söyledim. Çünkü polis elbisesi girmiştim. İlk ses sanatkarı 54'te ve ilk ses sanatkarı 59'da Türkmen bölümü radyoda açılırken. Bu bir şereftir, bir fakirdir. Hiçbir millete değil benim milletim. Bir görevdir, bir milli görevdir yaptım özünü. Söyledim mi Kemal Paşa, taç koymuş Kemal Paşa. Türklerin kara baktın, ağ etti Kemal Paşa. Kemal derdi, mende var Kemal derdi. İstiklal bir gülüydü, onu da Kemal derdi. Bütün hayatın yüzünden, düz 1954'te, 1954'te okuldan, liseden uzaklaştırıldım. Aynı zamanda 20 derece sürgümden kırıldı. Ama durmadım. Durmadım, yürüdüm. Bunu bu sözleri söylüyorum bizim gelecek gençlerimize. Hiçbir zaman çekilmeyin tuttuğunuz yoldan. Bu genç ki ben özümü ötmez değil. Ama benim içimde duygu, yol, bu yolu, bu yolda siz tutun. Yüce Tanrı'nın %100 sizler insanı senden cahat getirir dedi, kazanç getirir. Burada kayınkam, düz kayınkamı, çünkü millet büyük bir heyecana geçti. Çapkın alkış, yani ilk defa olarak milliyetçilerin kapısını lisede ben açtım. Bu iki hoyyatla. Millet heyecanınca kayınkam üstte gitti. Var varsında beni uzaklaştırdılar okuldan, lise okulundan. Gelirdim pencerede durardım, dersleri alırdım. Her halde bunu uzatmayayım. 59'da daha doğrusu 2 Şubat ayında Türkmen radyo evi açılınca ilk ses sanatkarı bir nece diğer gevili diyerek bu radyo evini beslemek için orada tanıdım Ekrem Duzlu ve ilk şarkım da bilmem neden zengin bu Duzlu'nda var. Onun ayrıca 59'dan hatta diyebilirim bak hürmetler tekrar bir daha söylüyorum bizim gençlere ve hakkım da yoktu kimseye bir cebredim bir kardeş gibi bir küçük kardeş gibi ya bir samimi ya bir duygulu bir Türkiye bu sözü söylüyorum. Nesihat diyen yok. Yalnız benden bir örnek alsınlar ki bak Ekrem Duzlu bunları çek. 1-1-59'da
ilk defa olarak 15 seneden geldi, 4'te tanıdılar etrafımızda milliyetçi bir insandı. 15 seneden üstüme hakkını yaptılar. 15'inin bir onunun elinde hançer vardı. Hala da indiye kadar kalıp tabi. Beni hamdolsun Allah kurtardı. Nef sözlerinden 4 ellerine yaraladım. Özüm de indi sağ sarı şeref ve karamatla olduğum yerde oturmuşum. 59'da radyo evi açılınca Ekrem Düzlü diyeyim. Benim soyadım Ekrem Düzlü'yse ama soyadım Anadolu oğluyum. Ankara oğluyum, İstanbul oğluyum. Abisim Çerkes oğluyum, Çeçen oğluyum dediğim gibi. Kıbrıs oğluyum. Her bölgenin oğluyum. Dediğim gibi bir köşede, dünya toplumda bir köşede bir Türk yaşırsa onu bu sesimi, duygumu sesimle getirdim. Sesim olmasaydı yüzlerce var, binlerce var, duyguludu ama ses biraz büyük bir reklamdı milleti tanıttırmak için diyeceğim ki. Bu az buçuk bir ses tanıttım. Ki başlangıcı da aynen dediğim gibi 1960'da kardeşlik ocağı açılınca Bağdat'ta bu koryatı söyledim. O sırada söylüyordum bizim gençlere. Varsın eğer kardeşlerim olsun, var kan bacılarım olsun. Aynı zamanda sen bir Türkmen kızısın. Düzgünün karşısında durarken güvenirsin. Sen bir Türkmen kızısın. Bu şehrimi de inşallah bir parçasını okuruz. Düzgünün karşısında durarken güvenirsin. Güzgünün karşısında, şimdi söyleyeler ayna. Ayna ama güzgü tam Türkçedir. Doğru. Aynanın karşısında, güzgünün karşısında durarken güvenirsin. Düşüngünen o anda. Yani baksan camarıya. Böyleyim filan. Ya istediği bir genç ki inşallah kısmet eder tek üzerinde. Güzgünün karşısında durarken güvenirsin. Düşüngünen o anda milletin acıları. Sevgi milletten önce bırakılan birisi, yazık bir Türkman kızı yansın yan ocağında. Söylüyorsun duygun var, ben bir Türkman kızıyım. Bu duygunu açıkla senden sonra kızlara. Ben de sana kan kardeş, nasıl olur gizliyim, paylaşarım barbar erilerin izlere. Arıyorum gâhte bir filan duygulu kızdı. Arıyorum gâhte bir filan duygulu kızdı. Bir de haber alırım bir yadın kucağında. Sevgi milletten önce bırakılan bir izdir. Yazık bir Türkman kızı yansın yad ocağında. Bir kan kız kardeş, Türk bir kız, hürmetli bir kız, bir Türk genci, bütün ahlak, terbiye, korkular içerisinde. Bunu isterken, bu kızı isterken, bu gencin ilk evvel duygusunun yeter ki Türk'tü, yeter ki kanı kanıyandı, yeter ki dili diline. Bu hayatın mal camını öyle mi sen aldattı? Ahlakla insan hayatta ölçülür. Emerken gözyaşın dilin baldattı. Canın da malın da toprakta ölçülür. Sen bu muhterem genci, duygulu, dili, kanı, zorkulu, namusu, şerefi bir genç, Türk gencidir. O kız da kanı, dili, Türk kızıdır. Ne bu genç o Türk kızını bıraksın ya da gitsin, ne o kız Türk gencini bıraksın ya da gitsin. Erlilerin beraber paylaşarınız tarafta. Bu anda tabii dedim ki bir daha dönerim. Olunca 59'dan yürüdü Ekrem Düzlü ses sanatkarı. Ben ses sanatkarı, bu bir cüzi bir vacibim, görevimdir bu. Ama duygum ondan daha önemli. Ben sevgimi, bütün sevgimi darkinar ettim. Daha doğrusu sevgimi başka hayatın bezegini, hayatın parasını, hayatın şöhretini, sevgilimin cemalini, sevgilimin ahlakını,
Hepsini diri gördüm. Yalnız yalnız milletimin sevgisi ve toprağımın sevgisi hepsini kapatır. Bu yolda yürümekteyim. Kardeşim, kan kardeşim, sen de bir gelsin. Eğer seni aldatmışlar, ya aklını çalmışlar. Çünkü para kağıt parçalanıp atabilir. Bir ev verdiler sana, kayakçılardan yapılıptı. Dili yok sana. Ya ben sana bir araba verdiler. Araba verdiler, gel bizimle. Sen o araba da tenekeydi. Yani parçalandı bir derada. Doğru. Sen ne gerek veresin? Onu bir haddinde durup, şey, bu koyansını dilim, kes kavun dilim. Ben ne de dedim, hiçbir şey olmadan evvel. Ne cephe var idi, affedersin saygıların ne cepheleri. Ne cephenin içinde olan insanlar var idi ki. Hakkı da var kakadan. Sen tarih boyunca seni milleti 16 imparator yaradı buna karşılık ne demiş? Getirmenim için bir millet, Britanya'da azman, bir tek imparator yaşadı.